Bundan önceki sunuş konuşmamda iPhone'la fotoğraf çekmek için neler yapmamız gerektiğini, daha doğrusu ipuçlarını vermeye çalışacağım. Yani iPhone'da fotoğraf çekmek, yani cep telefonda fotoğraf çekmek dünyanın en kolay işlerinden biri. Görüyorsunuz, parmağınızı basıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Ama benim size göstermek istediğim bazı ipuçları var. Bunları değerlendirirseniz daha iyi fotoğraf çekersiniz ve de daha yaratıcı işler yapabilirsiniz. Ben size göstereyim, işinize gelirse uygularsınız. Bakın şimdi kilit ekranı açık. Parmağımızı hafif sağa çektiğimiz zaman direkt kamera açılıyor zaten. Kamerada neler var? Fotoğraf var. Yine parmağımızı sağa çekersek kare şeklinde fotoğraf çekiyor. Yine sağa çektik panorama. Sola çekersek diğer uygulamalara kare, tekrar fotoğraf. Bakın fotoğraf bölümündeyken şu yuvarlak yer beyaz. Ama videoya geldiğimiz zaman kırmızı oluyor. O zaten en büyük ipucu. Biz şimdi video değil fotoğraf çekmekte bazı ipuçları göstereceğim size. Nedir bu? Işık ve netleme. Şimdi şöyle bir şeyi netleme yaparken bir objeyi diyelim önde bir arkadaşınız var, arkada manzara var veya başka biri var. Siz buraya fokuslanmak, odaklanmak istiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Parmağımızı basıyoruz buna. Bu kare şeklindeki işaret çıktığı zaman buraya odaklanmışız demektir. Parmağımızı biraz uzun tutarsak üstünde şurada AEAF kilidi, yani otomatik exposure ve otomatik focus, yani ölçüm ve netleme kilidi. Şimdi buraya kilitlendi bu. Şimdi parmağımızı basalım buraya. Kilitlendikten sonra şu şekilde aşağı doğru indirirsek ışığı kısarız. Diyelim burada gölge var, şey çok ışık var. Burayı karanlık yapmak istiyoruz veya daha ışık yapmak istiyoruz. Bakın sonsuza kadar böyle patlıyor bu. Veya aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimiz zaman, parmağımızı aşağı çektiğimiz zaman bir ışık yapıyoruz. Ve buraya netlendiğimiz için burası net. Arka taraf full çıkacak. Deneyelim. Buraya basıp fotoğrafımızı çekiyoruz. Fotoğrafta inceleyelim. Bakın burası gayet net. Görüyorsunuz noktalar falan her şey gözüküyor. Arka tarafa geliyoruz. Bu Angry Bird her zaman olduğu gibi yine sinirli çünkü flu çıktı. İlgi kendisinde değil. Tekrar şuradan kameraya geri döndüğümüz zaman bu sefer kuşu netleyelim. Ne yapıyorduk? Parmağımızı oraya basıyorduk. Parmak basıldı. Kilitlendi. Oranın ışığı sanki biraz fazla. Dediğim gibi bakın aşağı indirdiğimiz zaman ışık azalıyor. Yukarı çektiğimiz zaman ışık artıyor. Ve net orası. Çekelim. Fotoğrafımızı inceleyelim. Bakın netlik gitti bunda çünkü odak noktamız burasıydı. Gördüğünüz gibi burası net. Bu size anlatmak istediğim ilk derste. En küçük ipucu. Yani fotoğraf çekerken yapmak istediğimiz en önemli hareketlerden biridir. Netlik ve ışık. Bunu yaptıktan sonra ben vakit buldukça kısa kısa bu iPhone'la ilgili, fotoğraf ve video çekimiyle ilgili küçük küçük ipuçları vereceğim size. Umarım işinize yarar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.